Gerçekten Anka 3 F-35'ten daha mı görünmez? Ya da öyleyse bile bu çok mu önemli? Savaşın tarihi güçlü ve büyük orduları olanların yazdığı tarihtir. Yüzyıllar boyunca ordular düşmanlarından daha büyük, daha kalabalık, daha eğitimli olmaya odaklandılar. 20. yüzyılda ise en güçlü, en hızlı, en çevik savaş uçaklarına sahip olmaya. Ama 21. yüzyılda bu denge kökten değişti. Artık mesele en hızlı uçmak ya da en yükseğe çıkmak değil. Mesele düşmanınızın burnunun dibine kadar girip o sizi fark etmeden tetiği çekebilmek. Bugünkü konumuz gibi. Bugün Türk savunma sanayinin en gizemli, en stratejik ve belki de dengeleri en çok sarsacak projesini yani Anka 3'ü konuşacağız. Basına yansıyan bir iddia var. Amerikan yapımı F-35'lerin ve Patriot hava savunma sistemlerinin Anka 3'ü anca 29 km mesafeden görebildiği söyleniyor. Peki bu sadece bir iddia mı? Yoksa arkasında ciddi bir mühendislik ve fizik gerçeği mi yatıyor? 29 km modern bir savaşta ne anlama geliyor? Ve en önemlisi uçan kanat dediğimiz bu teknoloji Mavi Vatan'ın güvenliğini nasıl değiştirecek? Çayınızı alın, arkanıza yaslanın. Çünkü bugün Aura Sebilon sponsorluğunda Türkiye'nin görünmezlik teknolojisinin sırlarını ve geleceğin savaşını en ince detayına kadar analiz ediyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unix sunar. Konuya girmeden önce herkesin kafasındaki o temel soruyu bir cevaplayalım. Bir uçak nasıl olur da görünmez olur? Yani koskoca tonlarca demir yığınını görünmez yapan sır ne? Aslında görünmezlik dediğimiz şey sihirli bir pelerin giymek gibi değil. Uçak fiziksel olarak orada elbette ama düşman radarları için yok hükmündedir. Peki bu nasıl oluyor derseniz işte burada karşımıza askeri havacılığın en kritik kavramı çıkıyor. Radar kesit alanı. Biliyorsunuz ben bu kanalda size her konuyu mümkün olan en basit, en anlaşılır şekilde aktarmaya özen gösteriyorum. Geleneği bozmayalım ve konuyu teknik terimlere boğulmadan en basit haliyle anlatalım. Elinizde güçlü bir el feneri olduğunu ve zifiri karanlık bir odada olduğunuzu hayal edin. Feneri karşıdaki duvara tutuyorsunuz. Eğer karşınızdaki duvarda dev bir ayna varsa ışık aynadan yansır ve doğrudan gözünüze gelir. İşte eski nesil savaş uçakları yani F-4'ler, F-15'ler, F-16'lar radarlar için gökyüzünde uçan devasa aynalar gibi radar dalgasını alır ve aynen geri yansıtırlar. Kocaman bir leke olarak görünürler. Ama eğer o karanlık odada karşınızdaki cisim bir ayna değil de ışığı emen siyah bir kumaşsa veya ışığı sağa sola yukarı aşağı dağıtan açılı cam parçalarıysa fenerin ışığı size geri dönmez. Gözünüz o cismi göremez. İşte Anka 3'ün yaptığı tam olarak bu. Peki ne boyutta bir görünmezlikten bahsediyoruz şu an? Ufak bir karşılaştırma kafanızdaki tabloyu netleştirebilir. Bir F-16'nın mühimmatları ile birlikte radar ekranındaki yansıması yaklaşık 5 metrekaredir. Yani radar onu gökyüzünde uçan küçük bir otomobil büyüklüğünde görür. Modern bir radar için bu saklanması imkansız, ben buradayım diye bağıran dev bir hedeftir. Ama Anka 3 gibi hayalet teknolojisine sahip uçakların radar izi bir metal bilye veya bir böcek kadardır. Radar sistemleri atmosferdeki kuşları, böcekleri veya yağmur bulutlarını gürültü sayarak elediği için Anka 3'ü de bir sinek ya da böcek zannedip ekrana yansıtmaz. Ya da bütün o gürültü sayılan küçük hedeflerin içinde onu ayırt edemez. İşte görünmezlik budur. Fiziksel olarak oradasınız ama elektronik dünyada bir hayaletten farkınız yok. Şimdi bu bilgiler ışığında gelelim esas meseleye. Karşılaştırmayı F-16 ile yaptım çünkü Anka 3'ün potansiyelinin ne boyutlarda olduğunu görmenizi istedim. Ama elbette bu adil bir karşılaştırma değil. Biz şimdi gelelim o çok tartışılan esas karşılaştırmaya. Amerikan F-35'i mi yoksa bizim Anka 3 mü? Haberlerde geçen F-35'ten bile daha zor tespit ediliyor iddiası. Abartı mı? Hayır, bu bir abartı değil. Bu bir tasarım tercihi. F-35 içinde pilotun olduğu, it dalaşı yapması gereken, süpersonik manevralar yapması beklenen bir uçak. Bu yüzden kuyruğunda dikey dengeleyiciler yani o dik duran kanatçıklar var. Radar sinyalleri bu dik yüzeylere çarptığında özellikle yan açılardan bakıldığında ciddi bir yansıma yapar. İşte bu yüzden F-35 tam karşıdan bakıldığında mükemmel bir gizliliğe sahip ama yan taraftan radara yakalanma riski artıyor. Şimdi bu pencereden bir de Anka 3'e bakın. Kuyruğu yok, dikey hiçbir yüzey yok. Dümdüz, pürüzsüz bir uçan kanat. Bu tasarım havacılıkta stealth'in kutsal kasesi olarak anılıyor. Tasarım açısından gerçekten büyük bir meydan okuma olarak görülür. Çünkü gerçekten zorlukları çok fazla ama avantajı da çok fazla. Kuyruk olmadığı için radar sinyallerinin çarpıp geri döneceği bir duvar da yok. Bu sayede de Anka 3 sadece önden değil, yanlardan, alttan, her açıdan radar dalgalarını sönümler veya başka yönlere sektirir. İşte tam burada somut bir karşılaştırma yaparsak, bir F-35 radar ekranında bir golf topu kadar iz bırakırken, Anka 3'ün bir misket kadar iz bıraktığı
arttığı düşünülüyor. Matematiksel olarak küçük görünen bu fark, savaş sahasında hayatta kalmakla vurulmak arasındaki ince çizgiyi temsil ediyor. Peki ya ABD'nin meşhur hava savunma sistemi Patriot'lara karşı durum ne? Patriot gibi gelişmiş bir hava savunma sisteminin Anka 3'ü ancak 29 kilometre mesafeden tespit edebildiği söyleniyor. Gizliliğini hesaba katarsak, yani radar izini hesaba katarsak bu mantıklı da. Tabi bu rakamı duyunca ne var bunda, 29 kilometre uzun bir mesafe değil mi diye düşünebilirsiniz. Ama cevap çok net. Hayır. Modern hava savaşlarında 29 kilometre namlunun ucu demektir. Bu mesafe bir hava savunma bataryası için tam anlamıyla bir kabustur. Nedenini de şöyle açıklayalım. Bir Patriot bataryasının başındaki operatörü düşünün. Radarı 150 kilometre öteyi tarıyor. Ekran boş. Her şey sakin. Ama aslında Anka 3 100 kilometre mesafeye kadar geldi. Operatör hala görmüyor. 80 kilometre, 50 kilometre hala tık yok. Anka 3 30 kilometreye geldiğinde radar ekranında bir parazit, bir karıncalanma beliriyor. Operatör bunun bir sistem hatası mı, bir kuş sürüsü mü yoksa bir tehdit mi olduğunu anlamaya çalışırken Anka 3 o 29 kilometrelik sınırı çoktan geçti. Bu mesafede bir uçağı tespit etmek, ona kilitlenmek ve füze ateşlemek için gereken süre saniyelerle yarışır. Ama asıl olay şu, Anka 3 o mesafeye gelmeden çok önce üzerindeki mühimmatları da ateşlemiş olacak. Anka 3 gövdesinin içinde SOMJ seyir füzelerini taşıyor. Bu füzenin menzili 270 km'nin üzerinde. Yani Anka 3 Patriot radarının onu görmesine daha 200 km'den fazla mesafe varken füzesini ateşleyip arkasını dönüp üstüne bile dönebilir. Patriot bataryası kendisini neyin vurduğunu bile anlamadan imha olur. Diğer bir senaryoda ise eğer Anka 3 hata payı bırakmamak için daha cesur davranıp tolum minyatür bombalarını da kullanacaksa 30-40 km mesafeye kadar sokulabilir. Patriot onu 29 kilometrede gördüğünde Anka 3 zaten 8 adet bombayı bırakmış olacaktır. 29 kilometre havacılıkta kaçışın imkansız olduğu, geri dönüşü olmayan bir mesafe sayılıyor. Tespit ettiğiniz artık çok geçtir ve vurulmuşsunuzdur ya da vurulmak üzeresinizdir. Anka 3'ün düşük radar izi ona ilk gören ve ilk vuran olma avantajını işte böyle sağlıyor. Peki Yunanistan'ın veya bölgedeki diğer güçlerin elindeki Patriot'lar veya S-300'ler Anka 3'ü hiç mi vuramazlar? Elbette savaşta kesinlik yoktur, olasılıklar vardır ama Anka 3 bu sistemleri çaresiz bırakmak için sadece görünmezliğini kullanmıyor. Aynı zamanda çok kurnaz bir silahı da yanında getiriyor. Süper Şimşek. Bu Anka 3'ün kanatlarının altında taşıdığı küçük bir hedef uçak. Bir nevi sahte yem. Senaryo şöyle işliyor. Anka 3 düşman hava sahasına yaklaşırken Süper Şimşek'i fırlatıyor. Bu küçük drone üzerindeki elektronik sistemlerle radar ekranında kendini devasa bir savaş uçağı, mesela bir F-16 gibi gösteriyor. Düşman radarları ekranda bir anda beliren bu sahte F-16'ya kilitleniyor. Bütün dikkatlerini, bütün füzelerini bu ucuz drone'a harcıyorlar. Radar bataryaları ateşlendiği anda yerlerini belli ederler. İşte o sırada arkada sessizce ve görünmeden bekleyen Anka 3 asıl vuruşunu yapıyor. Düşman sahte hedeflerle uğraşırken gerçek avcı tarafından avlanıyor. Bu taktik düşman hava savunmasını çökertmek için kullanılan en etkili yöntemlerden biri ve Anka 3 bu işin kitabını yeniden yazan bir sistem. Tabii bir de Anka 3'ü tek başına bir uçak olarak düşünmemek lazım. O Türkiye'nin yeni hava harbi doktrininin en kritik parçalarından biri. Biz buna ağ merkezli harp diyoruz. Geleceğin savaşında milli muharip uçak Kaan arkada bir orkestra şefi gibi olacak. Kaan pilotu riskli bölgeye girmeyecek. Önden Anka 3'ü veya Kızıl Elma'yı gönderecek. Anka 3 en tehlikeli hava savunma sistemlerinin olduğu bölgeye sızıp radarları kör edecek veya yer hedeflerini vuracak. Kızıl Elma ise havada düşman uçaklarıyla it dalaşına girecek. Yani bütün vurucu özelliklerinin yanında bir de Kaan'ın sadık kanat adamları olacaklar. Anka 3 pilotlu bir uçağın girmesinin intihar olacağı bölgelere hiç çekinmeden girebilecek. Düşürülse bile kaybedeceğimiz şey bir pilotumuz değil, telafi edilebilir bir metal yığını olacak. Bu askeri planlayıcılar için muazzam bir psikolojik ve taktiksel rahatlık demek. Peki bu sistemin Türkiye için en stratejik yönü ne derseniz derin darbe kabiliyetinden bahsedebiliriz. Haritayı gözünüzün önüne getirin. Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz. Adaların arkasına saklanarak radarın kör noktalarından süzülen bir Anka 3 filosu düşünün. Yunanistan'ın F-35 alımına karşı Türkiye'nin geliştirdiği cevap işte bu asimetrik güç. Bir F-35'in maliyeti 80-100 milyon dolar seviyelerinde. Anka 3 ise bunun çok daha küçük bir maliyetine üretiliyor. Savaş aynı zamanda bir ekonomi yönetimidir. Düşman milyonlarca dolarlık füzelerini bizim daha düşük maliyetli insansız uçaklarımıza harcamak zorunda kalacak ve Anka 3 bu arada onları kandırıyor da olacak. Ayrıca Anka 3, Mavi Vatan'da Türkiye'nin stratejik derinliğini arttırıyor. Sadece savunma değil, gerektiğinde düşman topraklarının derinliklerindeki stratejik merkezleri vurabilecek bir derin darbe kapasitesine ulaşıyoruz. Bu caydırıcılık, masada diplomatların elini güçlendiren en büyük kozlardan biri olacak. Tabii bu müthiş tablonun tamamlanması için konuşmamız gereken son ve en önemli bir parça daha var.
motor. Bir uçak motoru kadar yerlidir. Şu an test edilen Anka 3 prototiplerinde Ukrayna menşeli motorlar kullanılıyor. Bu geliştirme süreci için normal ve gerekli bir adım. Yerli motorla başlamayı hedefleyip de projenizi 5-10 yıl geciktirmek aptallık olurdu. Ama tabii stratejik bağımsızlık için nihai hedef bu değil. Eskişehir'de TEİ mühendisleri gece gündüz demeden TF-6000 ve TF-10000 motorları üzerinde çalışıyor. Bu motorlar sadece Anka 3'ü uçurmakla kalmayacak. Aynı zamanda onun termal izini, yani ısı haritasını da düşürecek. Çünkü radar görünmezliği için motor egzozundan çıkan sıcaklığın da gizlenmesi gerekiyor. Yerli motor, bu uçağın kalbinin de Türk mühendisliğine emanet edilmesi demek oluyor. Ve TF-6000'in entegrasyonu ile birlikte Türkiye, dünyada görünmez bir insansız savaş uçağının motorundan yazılımına kadar her şeyini üretebilen 3-4 ülkeden biri olacak. Yani kısaca toparlarsak, Anka 3 sadece bir drone değil. Anka 3 Türk milletinin kendi göbeğimi kendim keserim ifadesinin çelikleşmiş hali. 29 kilometre mesafeye kadar görünmemek bir sihir değil, bir bilim. Ve bu bilim artık Türk mühendislerinin elinde. F-35'ler, Patriot'lar, S-400'ler hepsi döneminin güçlü silahları. Ama savaş meydanları artık değişiyor. Hantal ve pahalı sistemlerin yerini akıllı, otonom, sürü halinde hareket eden ve görünmeyen avcılar alıyor. Anka 3 işte bu yeni çağın sancaktarı. Daha da önemlisi bu sancaktar Türk'ün son devletinin sancağını taşıyor. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.